Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Aydın Üstüntaş'ın yazdığı, Cemil Gündüz'ün yönettiği, Hekimoğlu Derler Aslıma adlı radyo tiyatrosunu sunar. Oyunda rol alan sanatçılar: Hekimoğlu İbrahim, Cemil Gündüz, Narin Gamze Saylan Gündüz, Yusuf Serkan Aydın, Dürük Alfa Nilsu Namlı, Hasan Ömer Temiz, Sefer Ağa Ahmet Rıfat Çol, Şerife Ana Yeşim Usta, Alanlı Osman Doğukan Ekinci, Muhtar Murat Saylan, Tırnak Ziya Bülent Öztürk, Kasım Kasım Uysal, Komutan Zafer Bozdağ, Hulusi Ağa Murat Çavuş, Dadyan Aslan Emrullah Yazıcı, Zaptiye Özen Baş, Krali Hasan Hüseyin Aydın, Resul Bülent Reisoğlu, Müzik Sezgin Mercan, Ses Kayıt Efekt Zafer Bozdağ. Baban burada mı? Baban kim? Sen kimsin? Yoksa burada yeni misin? Sayılır. Birkaç ay oldu buraya geleli. Ne iş yapayım? Bekçiyim. Bekçi ha? Nerelisin? Komşu köyden, Sayaca'dan. Sen kimsin? Demek beni tanımadın. Sefer Ağa'nın kızı. Bağışla beni. İş arıyordum, ağa beni yanına aldı. Ağa bu da hemen sağ emanet. Çalış, hem kendine bak hem de bizim Zahri'yi öğüt dediydi. Ben de burada yoktum. Bir ay kaldım teyzemin yanında Fassa'da. Burada kalıcı mısın? Bizim köy fakir. Gerçi buraya sık sık gelirim. Biri bir gün gel seni ağanın yanına götüreyim dedi. Orada çalışıyorsun dedi. Sağ olsun Sefer Ağa da iş verdi, aş verdi. Sorumu cevaplamadın. Kalıcı mısın dedim. Elbet. Bizim uşaklara hiç benzemeyin. Kimlerdensin? İbrahim değil Arba. Hekim o İbrahim. Hekim o ha? Ben de Narin. Narin he mi? Bu köyde kızlar yani hep sen gibi mi? Nasıl? Yani nasıl desem hani böyle işte güzel. Sizin köyde yok mu? Ne? Güzel kız. Vardır elbet, ben fark etmemişimdir. Anlaşılan sizin köyün kızları da seni fark etmemiş. Bu ne demek oluyor ki? Sen hala sorumu cevaplamadın. Bu bana sor dedin değil mi? Sabah bir uğradıydı. Bu niye geldin, nereye gidiyorsun diye hiç sorulu mu? Değirmenden ses gelmiyor. İş yok herhal. Yoo öyle deme. Gün olur burası tıklım tıklım olur. Millet sıra bulamaz. İlle de gel benim Zahra Müüt diye. Hatta kavga bile ederler gı. Ben de ula değirmende kavga edenin kafası kel olur inşallah derim. Emme bu iş bana göre değil ben abi. Sıkılayım burada. İstiysen babama söyler, sağ başka iş verir. Niye susayım? İstemeyin mi? Niye yapacağım bunu? Bilmem. Belki sen bizim köyün gençlerine benzemeyin ondan. Yok, sizinkiler de iyi. Zaten hepsi arkadaşım. Şimdi daha çok oldu. Ara sıra buraya gelirler, atış talimi ederler. Emme hepsi karavana. Ne yani? Sen attığın vurayım mı? Hiç kuşun sektimem. Öyle mi? Babam Sayacan'ın en iyi nişancısıydı. Pazarda, panayırda hep birincilikleri vardı. Hatta madalyası bilen var. Madalya ha? 93 harbında kazanmış. Hep onunla övünmüşümdür. Ben de ondan aşağı kalmam ama bir atmaya iki tane ördek bile vurabilirim. İki ördek ha? Derler ya avcılar hep palavracı olurmuş. Sen de öyle misin? Sen ne kadar güzel gülüyorsun kı. Güllü bacıdan gülme dersi aldım. Bak biz de Kur'an mektebinde uşaklarla hep şakalaşırız. Ayın ayın alafattayın elif cim dal. Sabi parmak bal. Seni güldürebildim. Ben gideyim. Hani diyecektim ki bir daha geleceksin mi? Babamın değirmeni. Niye gelmeyeyim ki? Baban için değil kı. Hani belki diyorum benim için gelirsin diye düşünüyordum da. Bakayım da hiç değirmen bekçisi gibi konuşmayın. Bakarsan hiç gelmem. Niye? Tehlikeli olabilir. Benden mi korkun yoksa? Ben sözlüyüm. Sözlü ha? Tuh be. Lan ne şans. Ne o? Üzüldün mü yoksa? Diyeyim ki hani hiç değilse dost olalım. Yüzüğünü görmek bile beni sevindirir. Söz vereyim mi bana?
vermeyeyim. Ne oldu? Birden yüzün kireç gibi oldu. Hastalandın mı yoksa? Bu elbet doğru olmaz. Sen ne de olsa nişanlı sayılırsın. Emmediğim hani karşılaştığımızda bari. Ben gideyim. Ya Sıdaş göçük bir köy. Tasalanma. Anka kuşunu yakala. Sonra da Gaf Dağı'na salıver. O dağa tırman öyleyse. Vuramayacağın bir kuşun peşine mi? Ninem hep derdi ki davul zurni avcı turniyi severmiş. Yusuf. Sefer ağayı arayayım da. Herhal kimse bulamayın. Yoksa narinde mi bu basın ağrıyı? Ne söyledin lan kıza? Çok mu merak ettin? Babasının kendisini aradığını, gördüğüm manzaranın hiç de iyi olmadığını söyledim. Sen ne manzarasından bahsedeyim Yusuf? Hadi o daha bir çocuk sayılır. Sen kocaman adamsın. Ne istiyorsun kızdan? Sen ne diyorsun Yusuf? O Kasım Bey'in sözlüsü. Ben de Kasım Bey'in yakın akrabası. Nari'nin sözlü olduğunu ha şimdi öğrendim. Ama sen bu konuşuklarını ne demek istiyorsun onu anlayamadım. Saflığa vurma. Onda gözün olduğu ayna gibi ortada. Fakat işin öbür yanında kuşkum olsaydı seni çoktan yere mıhlardım. Yalnız seni değil onu da. Sen kimsin ha? Bir yanaşma, bir bekçi parçası. Ne cesaretle Seferhan'ın kızına göz koyun ha? Gengin mi o senin lan? Sen bizim töremizi bilmez misin ha? Biz kızlarımız evlenmeden önce nişanlılara olsa bile bir erkekle buluşup el ele görüşmelerini asla kabul etmeyiz. Şimdi belledin mi? Konuşmakla ne çıkabilir Yusuf? Uzatma! Senin kral hatırın için töremizi mi bozucuk? Bu bir tehdit mi Yusuf? Allah yardımcın olsun. Neredesin Kahya? Ne oldu ki Dürü bacı? Sefer ağa yana yakıla seni arayayım. Daha az önce get bağ Kasım'ı bul dediydi. Bağda kahve yap. Sonra döndü. Yo bırak kahveyi mavi. Bağ Kahya'yı bul dedi. Ay, gene huysuz böğün. Küfürün bini bin para. Amanın bacı. Sanki kızı benim. Kalk iyi soruyu. Otur iyi soruyu. Hanımı öldükten sonra oldu. Ayıptır söylemesi. Yatağında karı mı arayı dersin? Olur mu be? Oldum olası ağamızın karıda kızda gözü mü oldu bacı? Nereden bileyim? Her daim odasında olan ben. Tövbe tövbe. Aklıma kötü bir şey getirme ben. Gerçi ağamın her uzu yerli yerinde ama. He ya. Aslandır ağam. Aslan. Lan Asım. Kasım. Neredesin da Yasin? Ulan bunlar beni deli edecek ya. Lan bu koca başın ayağını kim kırdı? Ki Allah cezanızı versin sizin. Bundan daha koyuna bekçi olmaz. Asım. Şunu götür kuytuda bir yerde vur acı çekmesin it oğlu it. Ula zar gibi ne titriyorsunuz karşımda? Sıtma mı oldunuz? La bırakın lan şu titremeyi. Ya neredesin sen? Yusuf'u bul dedin ya beyim. Buldun mu? Sanki gemi açılmış sefere çıkmış ağam. Toz olmuş. Ulan ben şimdi sizi toz edeceğim. İtin ayağı kırık. Sizin eğriyiz düşük. Ceketin kolu sökük. Ulan hiç mi bir düzgün işimiz olmayacak bizim yahu? Dürük Alfa sen hala burada mısın? Çabuk odadan benim cigara tabakamı getir. Şimdi ağam hemen. Bana bakın buldunuz mu? Yok ağam sayacıya gitti değiller. Oo günaydın tarla kuşu. Ne oldu arkandan kurşun mu atıyorlar? Kimin haddine? Burada ya Yusuf ya Kahya ya sen kurşunda oynarsın. Değil mi ya? Silah kullanmasını bilmeyene yaşama hakkı yok mu dağlarda? Hırsız da eşkıyayla nasıl baş edeceksin? Hırsız da eşkıya da aramızda dolaşıyor baba. Kız sen nasıl konuşuyorsun öyle? Ne demek istiyorsun ha? Etrafa bir bak diyeyim. Dur hele dur. Sen böyle konuşmazdın. Bir bildiğin mi var? Aha dürü galfa. Onunla her konuşmamızda. Kız senin anan çok çile çekti. Gün yüzü görmedi der durur. Ne? Gün yüzü ha? Öyle mi dürü galfa? Hayır ağam hayır. Şey ben onu kastederek bir şey söylemedim. Yani sözün gelimi. Bu dünya... Çıt senin lan kör kedis seni. O çile çekti dediğin kadın seni öz kızından ayırt etmedi. Nasıl dilin var iyi?
Defol gözüm görmesin seni. Defol. Dürük Alfa. Dürük Alfa. Dürük Alfa. Gücünüz kadınlara yetiyor sizin. Buba. Sen benim gözümde dünyanın en iyi babasıydın. Şimdi ise inanamayayım gözüme. Sen abba çocuk gözüyle baktın da ondan. Ben artık büyüdüm baba. Ne? Gözün mü açıldı? Sen de mi kuyruğu dik tutayım babaya? Ulan eşi ol eşekler. Ecik beni mutlu edin isteyeyim canım. Senden önce ben mutlu olmalıyım baba. Kızım sağ şeker alayım mı? Kızım sağ mintan alayım mı derdin? Ben artık büyüdüm baba. Senden çorap, eşarp, mintan değil. Başka şeyler isteyeyim baba. Töremizde anaya babaya dikine durmak var mı ha? Söyle var mı? Biz dedemi söt dediğinde altımıza kaçırıyorduk. Bırak bunları baba. Biraz daha bu yüreğime kulak ver. Senin yüreğin ne isteymiş bakayım? Beni sevmeyen isteği baba. Sevmeyen isteği. Demek seni seveyim kızım diyeceğim ha? Seni seveyim kızım diyeceğim. Seni seveyim diyeceğim baba. Ne o? Erken geldin oğul. Öyle oldu ana. Hasta mısın yoksa? Acık tatsızım işte. Dur sana naneli bir çorba yapayım oğul. Limonu da olsun ana. Ana. Hı. Ana gel hele. Gel otur şöyle. Ana. De hele. Sende bir tuhaflık var. Ben işe gitmeyeceğim ana. Hı. Ben de önemli bir şey sandım. Gitme. İyileşince gidersin. En az sonra gider Sefer Ağa'ya söylerim. Böğün İbrahim işe gelemeyecekmiş derim. Otur ana otur. Bunu söylemeyeceksin. Neden? Ben işten ayrıldım ana. Öyle mi? Sen bilirsin. Sağlık olsun. İşten ayrıldığımı kimseye söyleme olur mu? Söylemem. Sağ ol ana. Ben avluya ineyim. Diyeceğim güğüm ağırda. Buhardan su çek. Sen derdin hastalık falan değil. Canın sıkan şeyin ne olduğunu da dönünce konuşuruk. Konuşacak pek bir şey yok ana. Sen değirmene giderken biz oradan döneydik oğul. Biz bu saçları değirmende artmadık. Aynaya bak yüzüğün halını gör. Bu gözler neyi anlatıyor çok iyi bilirim ben. Sen gene de bir yol düşün. Gelene kadar suyu çek. Evde yemeye bir lokma fışkı yok. Selamun aleyküm dayı, suya mı? Aleyküm selam yeğenim. He gelsene. Dayı elinde güğüm ne dolanayım öyle? Ver hele güğümü de ben getireyim suyu. Bırak yeğenim. Ya ver dayı ver. Bırak. Dayı keyfin kaçık gibi. Kaçık da değil. Adam akıllı sıkkın. Söylemek istiyorsan yeğeneğe güvenebilirsin. Gideyim şu suyu alayım gelim de. Önemli olmasa seni de tanımasam. Ne oldu dayı cenaze falan mı var? Hayır gözlerin ilk defa bu kadar solgun. Mutlaka bir şey var. Osman ne olacak bu işin sonu yeğenim? Hangi işin sonu? Bilmece gibisin dayı. Yoksa sen birini mi vurdun? Yok yeğenim yok. Bu vurulmaktan da öte bir şey. Ben böyle Narin'i gördüm la. Narin mi? Dayı Narin de kim? Narin. Bizim köyde. Sefer Ağa'nın kızı Narin. Bildim. Demek buranın en güzel kızı Melek Yüzü Narin'i gördün ha. İşi de bıraktım. Dayı? Yoksa kıza bir şey mi ettin? Sus lan sus. Hekim oğlar öyle bir alt etmez. Bileyim de hani insanlı galiba bir yanlışlık olabilir diyeyim de. Bak namus konusunda en hassas teraziyimdir ona göre. Biz böyle onunla değmende konuştuk la. La bir bakışı vardı. Melek Yüzü gözümün önünden gitmiyor la. İyi de bunda mesele edecek ne var dayı? Yusuf İti bizi konuşurken gördü. Narin Kasım'ın sözcüsüymüş. Desene sert bir gayaya tosladık. Ne derler? Aha bir gaya bulduğun yere daya. Ne yapmayı düşünün şimdi? Bilmiyorum yani bir çıkış bulacak elbet. Aşağı bakayım uçurum yukarı bakayım aklımı kaçırayım. Şu gıl kuyruk Yusuf. Sizi gördüğünü Sefer Ağa'ya söylerse bu çok kötü olur dayı. Kötü ne kelime. Herif barut gibi. Geçen değmene geldiydi. Biz de oturduk Cıbır Ali ile cigara tellendiriyorduk. Ağasın sen. Gir içeri. Oğlanın ağzını burnunu çarşamba çanağına çevir. Neymiş efendim? Güya oğlan onun kuzularını çalmış. Uşağa bakıyorum. Hiç hırsız tipi yok. Ağa gidekene de bağ. Ulan Ekim o.
Abu cıvırı bir daha burada görmeyeceğim dedi. Peki ne edeceksin şimdi dayı? Bilmiyorum yeğenim. Bir süre evden çıkmayayım diyeyim. Bakalım Yusuf iti hemen habar salmış mı? Buraya gelirken muhtarla dereye doğru iniyorlardı. Hemen köyün altının üstüne geçecek değil it oğlu it. Sen yine de dikkatli ol dayı. Bunların halında gerçi belli bir şey yoktu ama yine de sen dikkatli ol. Bundan böyle her an kıyamet kopabilir yeğenim. Dayı, sen bu narine iyiden iyiye sevdalanmışsın be. Bak derdimi deşme yeğenim. Öyleyse Gaksayaca'ya gidelim dayı. Şerif anayı da daha sonra gelir alırık. Ulan sen beni korkak mı belledin ha? Abukatçuk işin üstesinden gelemeyeceğim mi sandın? Hekimoğulların üstesinden gelemeyeceği iş olmaz. Bu gönül işi de olsa. Ta başından belliydi dayı. Anamla ağabeyi dişimizden dırnağımızdan artırarak yaptık. Anam öldü daha iyi. Elimizdeki avucumuzdakinin hepsini tükettik. Hala tefeci abdeye borcum var. Burayı terk edemem yeğenim. Sağ diyecek bir lafım yok dayı. Gidin şu gemi doldurayım bari. Ula lanlı, sen buraya uğrar mıydın la? Hayrola, seni buraya hangi ayı kovaladı? Şerife ana, kim kovaladı bilin mi? Bilmem mi, bilmem mi? Boz ayı, boz ayı. Ah o boz ayı var ya boz ayı. Ula hala onu karanlık bir mağaraya kapatan çıkmadı mı la? Gel la seni bir öpeyim. La, la, az kaldı canımı çıkarıyordun. Görmeyeyle ayıyı bile geçmişsin la. Yoksa panayırda güreş mi tutuydun la sen? Anam kuş sütüyle besliği, bal yediriği. Bir de soğanın cücüğünü eksik etmiyor soframdan. Belli, belli. Şerife ana, seni çok neşeli buldum. Allah daim etsin. Bakma la sen güldüğüme. Ben de iyi değilim. Sıtmadan yeni kurtuldum. Şimdi de... La bir şey yok yeğenim, bir şey yok. Bu baban ince hastalıktan getti diye. O da sanıyor ki ince hastalıktan gederim. Salih emmi Fatsa'ya indi geçen de. Yeni bir ilaç çıkmış. U dedi. Bu hastalığı da silip süpürüyormuş. Bundan kelli bizi ölüm süpürür Osman, ölüm. Ben akşam karanlığı basmadan köye döneceğim. Şu suyu alıp da geleyim. Zaptiyeler yolları tutmuş. Eşkıya köye inmiş değiller. La dur yeğenim, dur ben de geleyim senin. Ula sen hala suyu almadın mı la? Ana gabiyet bende. Ben lafa tuttum biraz dayımı. Ula gün batı, inek sağlayacak, çorba ocağa konacak. Tez ol İbrahim, tez ol. Benim kanım aç değil ana, telaş etme. Telaş etme ha? Sen karnın değil, gönlün aç oğul, gönlün. Bugünlerde köyde herkese bir şeyler olmuş. Sen canını sıkma. Hiç kimseye de güvenme. Taş yerinde ağırdır. İnsan yüzünü rüzgara çevirirse daha dayanıklı olur. Sayı seni hasta dediler. Neyin vardı? Eş canım. Birkaç gün evden çıkmadım. Belki sende bir haber vardır dedim de. Hava soğuk. Daha kar yere düşmeden herkesin yüzü buz kesmiş gibi. Bir anlam veremeyeyim. Gerçi ortalık sakin görünüyor ama bu hiçbir şey olmayacak anlamına da gelmiyor. Adamlar benle bile selamı sabaha kestiler. Niye emmi? Bir şey olmuş emmi. Bil bile bilirsen. Yanlarında çalışanı da kovmuşlar. Duydum ki sen de ayrılmışsın. He emmi, bekçilik bağı uymadı. Herhal baba zanaatına geri döneceğim. Sayı sen sayaca da şey yapıyordun değil mi? Babam Ermenilerden nalburluk öğrendiydi. Çok da iyi at nalı keserdi. Ölmeden evvel de gel oğul abi işi sağ öğreteyim. Aç kalma zarık kalmasın dediydi. Sen aklında kılan ne oğlum? Huysuz dayı gibisin. Nalın mı düştü oğlum? Yok bir şey emme. Neyse şaka şaka hekim o. Ha bak ne diyordum. Ya köyde helal kuyusu dolmuş taşmış. Ortalığı pislik götürüyor. Hemen Cemal'i çağırdım. Ula aha şuraya bir kuyu kaz. Yoksa pisliğin içinde boğulacak dedim. Ula iş yaptırıp da başında durmazsan işte böyle olur. Ben adama helal kuyusu dedim. O şap anlamış. La bana bak aha buraya gazlık mı çakacak ki? Bir karış kuyu kazmışsın demeye kalmadı. İyisini biliysen sen kaz demez mi? Defol git gözüm görmesin lan seni dedim. İyi demişsin emmi. İyi dedim. De demez olaydım. La o günden beri birimi doğruldamayayım daha. Neyse sen onu boş ver de. Aha bu ağaların işi ne edecek onu de hele bana. He emmi ben de sana onu soracaktım kimseyle görüştün mü diye. Ula yüzüme bile bakmıyorlar. Anladığıma göre bizim uşaklardan biri bir halt etmiş olabilir. Bunlar haysiyetlerine gururlarına düşkün insanlar. Yüzlerinden düşen de bin parça. La ne bini 10.000 parça. Sarhoşlukla ya da cahallıkla bir harekette bulunan olduysa gidip özür dilemeli. Yoksa bunlar köyü zindan ederler bize.
Durum vahim desene emmi. Bulabilirdim de bunların bu kadar alıngan olduğunu bilmezdim daha. Hekim o. Ne diyeyim bileyim mi? Bir de sen konuşsan şunlarla. Ecik şu üstümdeki kırgınlığı atayım, hemen gider konuşurum. Ağzın iyi laf ediyor. Bir ceviz kabını doldurmayan mesele yüzünden. Hani yiğitlik bizde kalsın diyor. Arap öpmeyle dudak kirlenmezmiş. Hadi göreyim seni. Ya öperim öpmesine de emmi. Şimdi yapamam işte. Oğlum boyun bozsun kılığın diye. Emmi üsteleme daha. Neyse tamam. O zaman ben bir kahveye geçeyim. İyi. Ben de bakkala uğrayacağım. Ha emmi. Bir şey duyarsan bana da haber et. Oo Muhtar. Abim bir dakika ya. Abicim. Ciğerimin içi bileyim daha. Hani zor diyeyim. Kafam oldu. Beynimin içinde keçemenler dolaşıyor. Ver de şunu şu kurbağaları atayım kafamdan ya. La dırnak, sen ne zaman dünyaya döneceksin oğlum? Bırak şu havaları. Bak yeteri kadar kafayı bulmuşsun. Git zıbar yat. Yapma be abicim. İnan çıldıracağım ya. Vur böğrümü hançeri. Dilim dilim et beni. Parçala böğrümü ama. Ver daha Muhtar, ver daha. Baba bak, sen Fas'taydın. Ne zaman döndün? 10 gün kaldım Karakol'da. Hapislediler beni. Başımı duvarlara vura vura ölmedim Muhtar. Kova kova su döküp ayıttılar beni. Sonra de zap diye beni ata yükledi. Getirip abire köyün girişine attı ya. Sen aradığın bende yok Ziya. Hadi başka kapıya. Ya ben bileyim kimde var emme. Çakıldaş bile yok. Ver daha bileyim daha. Ya sağ para verip de zehirlenmen istemeyeyim. Hadi eyvallah. Lan herkes de bana aynı şeydi ya. Ey millet. Zehirleyin lan beni. Zehirleyin de cehennem olup gideyim ya. Anlayın da. Hayrola çocuklar. Ne o ya? Muhtara bir selam vermek yok mu? Çocuklar, insanlar konuşa konuşa hayvanlar... Sağ laf yok Muhtar. Bu köyde haddini bilmeyen, bize küfreden, dalımızı kesen birileri var. Namusumuzu kimseye kirlettirmeyik. Herkes ayağını denk alsın. Çocuklar, ne namusu, ne haysiyeti. Dilinizin altında ne var, dökün hele bakayım. Konuşmayacak. Dedikodu torbaya girmiyor ki. Daha konuşma vaktine var Muhtar. Bunu paklar, sonra konuşuruk. Gidelim. Durun hele gençler, durun. Kafam karıştı. Burada olup biteni bilmek benim de hakkım. Bu işin ucu namluya dayanmadan... Bana bakın, Osmanlı zaptiyesinin gücü yassıdaşa da yeter. Az sonra karakola geçeceğim. Deyin hele neler oluyor. Yürü Yusuf. Sağ rastlamamış olalım Muhtar dayı. Yürü Hasan. Durun çocuklar, durun hele. Bir bekleyin yahu. Hoppala. Gittiler yahu. Kim var lan orada? Dikkatli olmak her zaman iyidir. Demek gelen sendin. Ne isteyin? Sağ bir şey demeye geldim. Niyeti neyse içeri geçelim. Yok. Emme niyetim iyi. De bakalım. Kasım Bey senden görüşmek isti. Kasım Bey neyi görüşeceğimiş be emne? Saf biri değilsin. Geleceğim mi? Nereye? Bağ evine. Öğleden sonra davetlümdür dedi. Neyin davetiymiş bu? Bildiğim şu. Bağ evinde bir ziyafet veriyor. Ziyafet ha? Düğün he mi? He. Emme tek kişilik düğün bu. Tek ha? Ne o? Kasım Bey benimle mi evlenecek yoksa? Yiğit biri olduğum biliyorduk. Şakkacıymışın da. Tuhaf. Ben tek kişilik ziyafete çağrılacak kadar Kasım Bey'le dost değilim ki. Aha oldun işte. Bu konuda sana bir şey demem. Emme derim ki böyle bir davete her er kişi gibi sen de gelmen gerekir. Her er kişi gibi he mi? He. Her er kişi gibi. Bir de Yusuf ve sen gibi erler. Peki başka birileri de olacak mı? Yemin ederim başka yok. Demek öyle. Gurur duydum. Bu köyde erkek olmaktan başım göğe erdi. Yürü git. Kasım dostumu aynen öyle söyle. Söyleyeceğim. Öğleden sonra bağ evinde. O Hasan'dı değil mi? Duymadın mı? O Hasan mıydı? He ana. Hasan buraya boşuna gelmez. Cevap ver. Hasan buraya niye geldi? Gene kuşkulara başlama ana. Hasan beni buraya av. Sürek avı için çağırmaya gelmiş. Demek sürek avı için silahlandın öyle mi? Domuz avı ana biliyorsun. Silahım bunun için. Belki birkaç gün sürer. Sen gene de hakkını helal et.
Allah Allah. Sen hiç böyle uzun süreli hava çıkmazdın. He, ama bu defa... Neyse. Arkadaşlarımı bekletmeyeyim. Bana doğruyu söylemiyorsun. Bana doğruyu söylemiyorsun. Hiçbir hekim o yalan söylemez. Aha bu gaccuk yalanı bile beceremedin. Ona sen neler diyorsun? Av mav yalan. Çünkü sen silahını alsan gelmeden önce hazırlamıştın. Bana yalan söyleyin. Bana yalan söyleyin. Kasım Ağa'nın sözlüsüyle dolandığın doğru mu? Doğru mu dedim? Doğru. Kaç defa? Söyle la kaç defa? Sayının ne kıymeti var ana? Dellendin mi sen? Beni zorlama ana. 30'umu açtım. Ne yaptığımı bileyim elbet. Bilmeyin. Bilmeyin. Dik kafalı anladın mı? Bağ bağırma ana. Köyü kafamıza toplayacağım. Toplansın. Cümle ailem gelsin. Gelsin de sen ne kadar aptal olduğunu görsün. Bağ aptal deme ana. Bağ aptal deme. Ben o kızı seveyim ana. İlk defa be ana. İlk defa. Ağanın kızını ha? Bundan sanki cüzzamlı gibi konuşuyorsun ana. Yası taşta 10 kişiden 8'i ağanın adamı oğul. Bunu bileyim de. He bileyim. Biz şimdi ne fışkı yiyecek? Bunu de hele. Ağanın namus ve haysiyetine ne kadar düşkün olduğunu bileyim değil mi? He bileyim. Bildiğim bir şey yok. Ağanın adamlarının hepsi silahlı. Burada kuş bile uçurmuyorlar. Kuş bile. Ben de biz de şeref ve haysiyetimizi korur kollar gevelallah. Sen şimdi bütün bu olanların hepsine cızgı mı çektin ana? He oraya da gitmeyeceksin. Beni duydun mu? Gitmeyeceksin. Gideceğim ana gideceğim. Gitmeliyim. Bir er kişi gibi gitmeliyim. Sen aklın gitmişsin. Ula sen olanlardan haberin yok mu? Topar Recep'in oğlunu Bavine davet edip Eşek Sudan gelene kadar dövüldüğünü, sonra da Fas'a götürüp yol ortasına atıldığını, daha sonra da eşkıyalar tarafından namus yüzünden öldüğünü duymadın mı? Ben Topal Recep'in oğlu değilim ana. Nesin? Daha da azılı eşkıya mı canamısın? Sen ana yeter. Aha silahsa silah. Silah da patlamayacak. Bu tuzağa düşmeyeceksin. Sen ana yeter. Kimse bana puşluk edemez. Hayrola muhtar? Ne o İbrahim? Cenge mi? Yok emme, domuz avına. Tek başına mı? Bildiğim kadarıyla domuz avı tek yapılmaz. Yok emme, bir sürü arkadaşım da var. Hasan seni bunun için mi davet etti? Nereden öğrendin bunu? Ben muhtarım oğlum. Yusuf'la Hasan her gün süs kabağı gibi köyde boşuna dolaşmıyorlar. Ne dersin? Daha ne bileyim peki? Şerif ana, kulağıma gelenlere inanmak istemiyorum. Yeter be! Kimse beni gitmekten alıkoyamaz. Hayır, gidemezsin. Önce beni çiğneyeceksin. Yeter ana yeter. Engel olma. Bir hekimi olarak sokakta gezemem. Bu işi öyle veya böyle paklayacak. Ömrüm boyunca anasının dizinin dibinde korkak bir herif olarak yaşayamam. Ya ölürüm ya da kafam dik yürürüm abi köyde. Bırak ana bırak. Belki böylesi daha doğru. Bak ana bak. Bak. Turnalar. Turnalar göç ediyor ana. İyisin tırnak, iyisin. Doğru la. Kafam oldu mu ya? Yoksa bıraktın mı la? Bırakmak mı? Ben karar veremiyorum ki. Bu kendisi karar veriyor. Az buçuk sen de kullandın bundan. Bu keneden kurtulmak kolay mı ya? Değil elbet. Dursa kahve yapayım. Abi sen koyu bir çay yap ya. Daha iyi gelir. Katran gibi olacak merak etme. Ancak çaya benziyor ya. Ya... Resul baba baksana bu topuk Cemal gelmedi mi ya? Onu niye bekledin bileyim. Mal için değil mi? Boş yere umutlanma le. Topuk mal satarken zaptiye yakalanmış. Kodesteymiş haberin olsun. Hadi be. Ulan biz şimdi yine mısır koçanı içi çocuk desene. Varsa evdeki kabağın dibini kokla. Kabağın dibi de çıktı be abi ya. Biz şimdi Sivridaş'a oturduk desene ya. Bana bak sakın ha Fas'a ineyim deme. Esrarcıları armut gibi topluyorlarmış. Oo, daha iyi ya baba. Gardiyana iki mecidiye tosladın mı? Hop, şşt, ağız dolu o da avucunda. Çek onu çek, lanet yerine geçsin. Oh, gene şimdi aklıma vurdu baba. Sanki kanım damarlarımı zorluyor. Böyle sanki kanım damarlarımdan fışkıracak gibi ya. Sanki kafamın içinde filler de pişiyor ya. Oo, tırnak keyfin yerinde lan. Resul, yap bir acem kahvesi. Olur ağam. Sen kaybol Ziya.
Az sonra misafir gelecek. Seni görmesinler burada. Olur olur Resul abi, merak etme sen. Bak Resul abi, Sefer baba, kimse kendini yükseklerde görmesin. Bak o adam tamam, o adam da bu yolcusuydu ama benim babam da hep çabuk yükselen çabuk düşer. Yalnız iki şey yavaş yükselir yavaş düşer derdi. O da toz ve tüy. Abudaş kime ladırnak? Dinle ha, dinle dinle, daha bitmedi ya. Babam, insan odur ki yerine koymalıdır eser. Eseri olmayanın yerine de yerler eser derdi. Ulan Resul, bunun babası Keşter, filozofmuş be. O dediğin lan bize mi kalmış be baba? Şimdi elini sallasan avutur adamları çarpıyor. Anlayın da, bilin de. Bana bak Resul, kahven kapalı olabilir ama senin kulağın açıktır. Deva bakayım, hekim o nerelerde? Bilmiyim ağam. Bir diler sayacaya geçti, bir diler eve kapanmış, dışarı çıkmıyor. Çıkmıyor ha? Yılan kış biten de toprağın altında durmazmış. Bir şey mi vardı ha? Bahar olsun, yılan delikten çıksın diyeyim daha. Bunu diyeyim daha. Neredeyse güneş dağa dönecek. Hasan da görünmedi la. Yamacın başında gözcülük et dedim. Ben de neredeyse ümidimi keseceğim. Sanırım bu korkak herif bizim oltayı yutmadı. Ne bekliydin Yusuf? Elini kolunu sallayıp aha ben geldim, hadi vurun beni mi diyecekti. O kadar enayi mi la bu hekim o? Beyim, sen de bu herifi gözünde öyle büyüttün ki duyanlar gelmiş geçmiş en azılı, en kurnaz tilki sanar. Yok Yusuf yok. Ben onu ta sayacıdan tanıyayım. Mektepteyken birlikte ava giderdik. Adam koklayarak tavşanı bulur, tazı gibi kovalar, keklik gibi vururdu ya la. Ha bu yasıdaşa ben getirdim onu. Sefer Ağa'ya dedim ki, aha sağ ırgat, vur sırtına çuvalı, ver altına atı, gerisini düşünme diye. Desene beyim, kendi elimizde başımızı örmüşüz çorabı. Kavun değil ki dibini koklayasın, kelek çıktı herif. Katranı ezdin mi olur mu şeker? Cinsine tükürdüğüm cinsine çeker. Kafamı bozma Yusuf. Sen git şu Hasan'a bak. Sen yakın akrabam olmaktan da öte, namusuna şerefine en çok güvendiğim bir beysin. İnadıma hırsıma dur diyemeyim. Onu elime geçirsem parçalayıp önüne koyarım. Narin bacıyla göz göze yanak yanağa gördüğümde... Yusuf! Git sağ Hasan'a bak diyeyim. Tamam. Gideyim aha. Anca şunu bil, Oğuz düşmanını kimseye komam. Onu ben geberteceğim. He Yusuf he. Hekim o geli. Yalavuz mu lan? He Yalavuz. Doğrusu ben de umudu kesmiştim. Demedim mi size? O aptalın biri. İşte düştü ha. Silahlı. Martini elinde. Bırakın bu oyunu. O namus düşmanı alçağı. Yavaş ol Yusuf. Bu pisliği temizlemek bana yakışır. Sakin olun la. Ben işaret vermeden ona kimse dokunmayacak. Vaktini ben belirleyeceğim. İşaret ne olacak beyim? Sol elimi kaldırınca. Peki beyim. Bayırı çıkmak üzeredir. Etrafına sinsice bakarak çok temkinli geliyor alça. La sakın yanlışlık yaparak işleri karıştırma ha. Şşş susun ha. Göründü. Selamun aleyküm. Gel hekim o. Otur hele. Gerek yok. Allah'ın selamını bile almıyorsunuz. Almaz da beklemiyordum zaten. Aha geldim. Neye çağırdı da beni buraya? Yediğin haltın hesabını Yusuf, vermen için. Misafir böyle mi kaşlanıyor? Bir sandalye vermeyecek misiniz hekimi ona? Sohbet için vaktim yok Kasım ağa. Ne yapmışım öğrenip hemen gideceğim. De bakalım ben nasıl bir yanlışlık yaptım? Azdırma beni hekim o. Yaptığımdan utansaydım yüzüm kızarır karşınıza dikili miydim hiç? Söyle beyim, tükürüğünü yalayacak kadar korkak biri miyim ben ha? Kendi ayağıyla tuzağa düşecek, ölümü göze alacak biri miyim ha? Beni vurmak için çağırdığınızı anlamayacak kadar aptal mıyım ha? Şu neyi belli bey? Avu herifin bağı reva gördü. Sen de inandığın iftira ve yalanların doğru olmadığını söylemek için geldim. Sen yanlış yere tosladın Yusuf. Saçının teli kadar ince, melek gibi bir kıza dil uzatmaya ne hakkın var lan senin? Asıl namussuz, ahlaksız olan sensin.
Bu bibeye yapılacak en büyük hakarettir. Bırakın şu alçağın işini bitireyim. Bekle Yusuf. Büyüklerimiz daima sabırlı olan kazanır demez mi? Seni bacımızla el ele. Aranıza bir kılıç bile sığmayacak kadar yan yana gördüm. Bunu inkar mı edeceksin ha? Hayır söyle. Lander. Ağamızın kızı. Ecik yürüdük konuştuk. Ne var bunda? Ağzını topla. Akraban mı o sen? Sizi yakalamasam belki de onu... Yusuf! Tövbe tövbe. Affet beyim, dilim var mı? Sen dilin namuslu değil. Ancak namussuz birinin dili olur. Yusuf! Peşimden gelen olursa alnını çatısına kurşun yer ona göre. Hekim o. Hekim o. Hekim o. Arkası yarın. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Hekimoğlu Derler Aslıma adlı radyo tiyatrosunu sundu.